Oraya atmış. Kaptağım değil mi? Konuştuğumuz gibi içeri gireceğim, ipini çekeceğim. Ortalık biraz karışacak yalnız. Röportaj gündeme bomba gibi düşecek. Abi Yusuf Soykan'ın işlediği suçların çoğunun azmettiricisinin Hülya Soykan olduğunu iddia eden Nedret Soykan, Cihan Soykan'ın ailesinin infaz kararının da yine Hülya Soykan tarafından verildiğini söyledi. Hülya Soykan'ın suç dolu geçmişini ve bunun yeğenlerine verdiği büyük zararı detaylarıyla anlatmaya hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Nedret Soykan, vesayet davasında da sonuna kadar yeğeni ve gelininin yanında olduğunu belirtti. İkinizin ipini birbirinize bağlayacağım. Kendi ecelinizi kendiniz getireceksiniz. Dikkat et de o ip senin boynuna dolanmasın. Siz devinle birlik olup bu aileyi yalanlarınıza rezil rüsva mı edeceksiniz ha? Öldüreceğim sizi. Tamam. Öldüreceğim. Anne tamam. Tamam. Sakin ol. Yarın tekzibi yayın atacaksınız. Bu suç ortaklığınıza beni savaşa mı sürüklüyorsunuz ha? Mahvederim sizi. Anne. Duydunuz mu beni? Baba. Ben sen canını aldığın mazlumlara benzemem ha. Zulmün var. Yolla. Aha buradayım. Bak hele bir şey söyleyeceğim ben sana. Sen niye geldin bana onu söylesene hala. Sen bizim etimizden böyle bir parça parça bir şeyler koparmaya mı geldin? Bak eğer öyleyse karşında beni de bulursun ha. Yavaş gel. Hayırdır? Bana bak çocuk o masaya vurduğun eli katlar senin geri cebine koparım ha. La oğlum büyükleri konuşuyor otur yerine. Ne olur lan? Otur şapka. Ortiz. Baba. Allah Allah. Et kopartan da, kan akıtan da, cebecimlerin Azrail olan da sizsiniz aslan. Sen şimdi eski hesapları görmeye geldin ya. Bak, o eski hesaplar yeni hesaplar doğurdu ha. Ve bütün belanın sorumlusu da sizsiniz bak haberin olsun. Tamam, bana bak, bana. Al işte polisler de geldi, tam olduk. Nedret! Polisler babanı sorarsa yok de oldu mu kızım? Yani. Hadi gir. Verin Hülya'yı polisler hepimiz kurtulalım. Buyurun memur bey. İyi akşamlar. Hakkındaki iddialarla ilgili Hülya Hanım'ın ifadesine başvurulacak. Bizim emniyete kadar gelmesi gerekiyor. Thank you.
Yok bir şey çocuğum. Anneannem, anneanneme niye bakıyorlar? Yok bir şey. Canlarım. Bu çocukların gözündeki korkuya bak. Bu çocukların gözündeki korkuya bak. Hepsi senin eserin. Hadi biz odamıza gidelim mi? Hadi canlarım biz yukarı çıkalım mı lütfen? Bir şey yok, hiçbir şey yok. Büyük bir şey yapacağını bana niye söylemedin? Oldu mu şimdi? Haklıyken haksız duruma düşmedik mi? Bak kızım. Bir savaşa girdiğin zaman tek maksadın vardır. Canını korumak. Öyle haklıymış, haksızmış onları düşünmesin. Şimdi de bizim meselemiz o cüdüklerin canını korumak. Sen istemiyor muydun? Tamam hala tabii ki istiyordum da böyle oldu mu şimdi ya? Polisler geldi bir ton bir şey oldu. Ne olacaksa olacak anladın mı? O kadın Leyla'yı mahpusa tıktı, onun canından can kopardı. Şimdi gitmiş bir ifade vermiş, çok mu yani? Amama girdiysen terleyeceksin. O da yaptıklarını bir bir ödeyecek. Baba, sen yoksa o senin üstüne çullanacak diye mi böyle yapıyor? Allah Allah aşkına, bir değil iki değil ya. Ben Hülya Soykan'dan korkacak biri miyim? Sağa bakınca ne göreyim biliyor musun? Kendi gençliğimi, ben de aynı senin gibiydim. Böyle kasırga gelse yıkılmazdım, yenilmezdim. Bir tek şeye yenildim. Sevdama. İnşallah sonun benzemez. Efendim? Kızıma bulaşmayacaktın aslanım. İdam fermanını imzala. Kendisi kaşındı. İlk taşı o attı. Anladın? Ben de içeri tıkmak zorunda kaldım. Ne yapsaydım yani? Öldürse miydim? Daha mı iyi olurdu? Sen daha taş görmemişsin taş. Eğer kızımı içeriden çıkarmazsan... benim attığım taş senin musalla taşın olacak. Bak elinden geleni ardına koyma ama sana tavsiye... o dil altını da al. Allah korusun sonra hık deyip kalırsın bir yerde. Tamam? Ben de onu dört kolluya takacağım. Bu kadar celallenme İlyas Aga. Aslan keçi gibidir. Bildiği yoldan şaşmaz. Biz başka bir yoldan gideceğiz. Şimdi Serap'ın teknik takipte orada olduğu kanıtlandı ya. Bunun adı Bozo'nun da öyle. Aslan şimdi Bozo'yu saklamıştır. Her gerektiğinde ifade versin diye. İşte Serap geldi ama görüşmeye davetli değildir diye falan. Sen de oradaydın. Serap'ın davetli olduğunu söyle çözülsün bu iş. Kimse bana inanmaz ki. İkimiz de aynı taraftayız. Değil mi? Ha. Bozo İbo'nun adamı. Bozo'yu bulmamız lazım. Acil. Sonra da indirmemiz lazım. Aslan denizde, su ormanda yaprak yapmıştır. Nereden bulacağız? İki gün sonra mahkeme. Ben birini tanıyorum. Böyle doğayla falan çok iyi anlaşan bir arkadaş. Adana'nın tarımı ondan sorulurdu bir zamanlar. Şimdi marina işletiyor. Bedri. O yaprak, su, balık falan filan her şeyi halleder. Biz Bedri'ye Rus'un leşini vereceğiz. O da bize Bozo'nun yerini söyleyecek öyle mi? Aynen. Nihayet aklına geldi mi annen olduğum? Senin için gelmedim buraya. Niye geldin o zaman? Karınla halan birlikte olup işleri Arap saçına çevirdiler.
Şimdi yanımda durmayacaksan niye geldin? Bak bakayım şu dışarıya kim var? Bak bir tomar insan gelmiş. Bunlar kim biliyor musun? Gazeteci. Sen gazetecilere daha fazla bir şeyler söyleyip yangını daha körükleme diye geldin buraya. Onların yaktığı ateş belki benim tutuklanmama neden olacak. Buna razı mısın oğlum? Her şey Allah'tan be anne. Her şey Allah'tan. Gel buraya İskoç. Geldim aslanım. Annemi al. Arabaya götür çabuk. Tamam. Aslan Soykan geliyor. Hülya Hanım. Hülya Hanım, bir açıklama yapacak mısınız? Kızınızın içeride kalmasını sağladığınız iddiaları doğru mu? Hülya Hanım. Ben buradayım. Ben açıklama yapacağım size. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Konu yargıya intikal etmiş durumda, tamam mı? Savcılık makamının kararını bekliyoruz. O güne kadar da bizim hukuki olarak da, şahsi olarak da bir açıklama yapmamız zaten mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Devin Hanım'ın halanızla birlikte aileye açtığı savaş hakkında ne diyeceksiniz? Ya ne savaşı? Ha, ne savaşı? Benim güzel kardeşim. Kimsenin kimseye savaş açtığı falan yok. Avukatım dahil olmak üzere tüm aile bireylerimiz Leyla'yı içeriden dışarı çıkartmak için çaba sarf ediyoruz. Gerekli açıklamayı da zamanı geldiğinde hukuki olarak müşavirim yapacak. Görüşürüz. Kolay gelsin. Arif, Adana'daki adamlarınla iletişime geç. Nedret'in köyüne gitsinler. Tamam mı? Tabii Hülya. 15 yıl önce kaybolan Nedret'in kocasına dair köylünün bildiği, gördüğü, duyduğu ne varsa hepsini bilmek istiyorum. O gün nerede görülmüş, kimlerle görülmüş, Nedret işin neresinde, hepsini bilmek istiyorum. Bütün bu dedikoduları, havadisleri bilmek istiyorum. Tamamdır Hülya. Hastaneye gitmeden önce bir yere uğrayacağız. Bu ileriden dönüver. Nereye gidiyoruz Hülya Hanım? Devine bedel ödetmeye. Sür sen. Sen bir derde düçar olmuşsun. Anlat kızım. Dün gece masada söylediklerin, ben hiçbir zaman ana olamayacağım falan. Anlat da derdine ortak olak. 2 ay önce bir düşük yapmıştım ona ben. Sonrasında da küçük bir rahatsızlık geçirdim. Şimdi nasılsın peki? Var mı bir marazın? Yok, rutin kontrollere gidip geliyorum. Hatta bugün de var şimdi randevum. Oraya gideceğim, babamın hastanesine. Ya yok mu bir çaresi? Başka doktora gittin mi? Yok. Yani bir tek babamın hastanesindeki doktora gittim. Zaten o ayarlamıştı doktoru da. Sen bu ahvalini kimse bilmiyordu ha dün geceye kadar. Leyla biliyordu. Aslan. Bir de Hülya Hanım öğrenmiş işte. Hülya nereden öğrenmiş ki? Aman hala, bilmiyor musun ya? Takip ettirmiştir kesin. Her şey beklenir ondan. Sen babanla bu Hülya'nın bir kontağı var mı? Bir kez tanıştılar sadece. Sen babana itimat eder misin her mevzuda? Yani çok güvenilir biri olduğu söylenemez tabii. Bak hele, ben seni başka doktora götüreyim. Çift dikiş gidek. Ya ben senin aklını karıştırmak istemiyorum ama eğer Hülya'nın barına değdiyse yani zemzem olsa bulanır. Yani Hülya Hanım tamam da babam o kadar ileri gitmiş olamaz yani. Benim bu cihanda aldığım en büyük ders ne biliyor musun? Babana bile itimat etmeyeceksin. Sen bu dediklerimi unutmuyorum, değil mi? Böyle aklında bir dolansın yani. Ben bir çocuklara bakayım ola. Okula geç kalmasını. Teşekkürler kahvaltı için. Afiyet olsun. Sabahın gözünde ne işin var meyhanede ihtiyar? Yaşın da var. Dokanmasın sonra. Senin için diyorum ben.
Tamam Ehtiyar. Sen yolla adresi, geliyorum ben. Hadi. O ihtiyar dedin kim ola? İskele'de kendini akran bulamadın mı? Yok ana. Bizim çocuklardan Cevat'la konuşuyordum. Lakabı ihtiyar. Hadi gidiyorum ben marinaya. Görüşürük. Görüşürük. Ya Leyla, ben sana bak kaç defa söyledim. Niye böyle bir şey yaptınız siz? Yani bu haberler bu çocuklara zarar vermeyecek mi zannediyorsun sen? Ya Aslan, benim Nedret halama hesaba katacak halim yoktu. Emin ol, devinin de yoktu. Ben sadece gerçekleri yazdım. İfademde de her şeyin sorumlusunun annem olduğunu söyledim. Bilmediğin şeyler var senin. Melek konusunu sadece annem yaptırmadı. Sen şimdi annemi mi aklamaya çalışıyorsun? Ya bırak Allah'ını seversen, Serap diyorum sana, Serap. Serap Koruzade yaptırdı. Ne? Ne diyorsun sen ya? Vesayeti alana kadar seni içeride tutmak için Meleği satın aldı. Sonra Serap bunu öğrendi. Araya girip senin müebbet yemen için bak. Allah'ım, ben nasıl bir oyunun içindeyim ya? Ben bütün bu oyunları biliyorum. Hepsini teker teker bozacağım. O zamana kadar sakin ol. Serap Meleğin senin içeriden çıkış biletin olduğunu biliyor. Anladın mı? Ya o manyak Meleği öldürtür. Bak işte o zamana kadar dikkat et diyorum, tamam mı? Serap Meleğin annesiyle kızını da saklamış. Ben onu da bulacağım, merak etme. Ve Meleğe mahkemede kendi kendini şişlediğini de itiraf ettireceğim. O zamana kadar Meleğin ölmemesi lazım. Sen sadece buna dikkat et. Kapatıyorum, tamam? Hadi eyvallah. Evet. Dayı. Prenses. Kaya. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım çocuklar, bugün okula ben sizi bırakıyorum. Marş. Niye? Marş. Haydi marş marş, hala buradasınız. Devin'in işi var biraz. Bugün ben bırakıyorum. Geç bakalım prenses. Kaya hadi. Sırtından çıkart onu, sırtını ağrımasın. Çantanı önüne koy. Aferin prenses. Ne oluyor Aslan? Çocukları mı benden kaçırıyorsun şimdi? Devin bak. Seni çok seviyorum, tamam mı? Ve seninle el ele herkese karşı mücadele ederim. Bak bunu biliyorsun. Ama bak, beni savaşa zorlama. Yapma. Sonuna kadar herkesle mücadele ederim ama seninle savaşmak istemiyorum. İstemiyorum. Bu benim en son istediğim şey. Çünkü seninle savaşmak zorunda kalırsam kaybeden ben değil, sen olacaksın. Ne bu? Tehdit mi Aslan? Tehdit değil. Bak, bu çocukları sen annemden korumak mı istiyorsun? Benim annemden korumak mı istiyorsun bu çocukları? Tamam diyorum sana zaten. Ya koru. Bir şey demedik sana. Ama böyle aile bin adını saçma sapan haberlerle ortaya çıkartarak değil. Cezaevindeki ablana da aynı şeyi söyledin mi Aslan? Dedim. Onun da haberi var ve sana son kez söylüyorum bak. Savaşmak mı istiyorsunuz? Buyurun savaşın. Ama bak ne sen, ne ablam, ne ben, hiçbirimiz bak bu savaşta zarar görmeyeceğiz. En çok bak bu çocuklar zarar görecek. İstiyorsanız buyurun savaşın. Alo, buyurun. Devin Hanım merhaba, ben Zeyno ve Kaya'nın okul müdürü Suat Yılmaz. Buyurun Suat Bey. Hülya Hanım'a ulaşamadığım için sizi aramak zorunda kaldım. Acil bir konu var, hemen okula gelebilir misiniz acaba? Tamam, tamam geliyorum. Tamam, sağ ol. Teşekkürler haber verdiğiniz için. Doktorla konuştun mu Ceylan? Nasılmış amcanın durumu? Konuştum anne, stabil dediler. Yani işte uyanmasını bekliyorlar. İyi tamam, bir şey olursa haberdar et beni. Tamam. Sen ne yaptın? Geçtin mi eve? Yok. Halletmem gereken bir şey vardı. Onu hallettim. Ya anne bak, sen bu çıkan haberler yüzünden devine kötü bir şey yapmayı planlamıyorsun değil mi? Tamam. Kapatıyorum. Hadi. Hülya Hanım. Nedret Hanım'ın köyünden bazı dedikodular geldi şimdi. Kocası Mehmet Faysal Çakır'la ilgili. Nedir? Köyün kasabı Nedret Hanım'ın kocası ortadan kaybolmadan önce onu bağ evinde gördüğünü söylemiş. Yanında Nedret Hanım ve Bedri Bey de varmış demesine göre. Kasap o gece üç el silah sesi duydum demiş. Üç el. Tamam. Bulun o adamı bana. Tabii ki.
Hayırdır Ehtiyar? Gündüz gözü içmeye mi geldik? Ne iş? İyi ama sakinsin. Kızını duydum. Geçmiş olsun. Sakinim. Çünkü konu ciddi. Onu kızım. Konu ciddi olunca sakin olacağım. Başka yol yok bu işin. Ha? Seninki. Vurmuş otkanın dibine. Çağırmış gariye kızı. Sonra da banyoda Azrail arkadan ittirivermiş. Seninki düşmüş, kafayı patlatmış. Allah taksiratını affetsin. Ne diyek? Amin. İşte bazen böyle olur çocuk. Azrail böyle gelir. Arkadan ittirivirir bir anda. Derdimiz. Temiz vallahi Ihtiyar. Sağ olasın. Öyle kuru bir teşekkürle bitecek bir iş olmadığını biliyorsun değil mi bunun? Sen ne istiyorsun de bakalım hele. Bir hıyar var. Adı Bozo. İvon'un adamı. Hasan saklıyor bunu. Mahkemede benim kızımın aleyhine ifade verdirecek. Yakacak benim kızımı. Bana onun adresi lazım. Buluruz Ihtiyar. Sen meraklanma. Sana da söyleriz. Eyvallah çocuk. Sana da eyvallah. Hadi bakalım çocuklar. 10 numara bir ders olsun size, tamam mı? Gel bakalım Zeyno. Tamam. Zeyno, Kaya. Çocuklar dersi derste dinliyorsunuz, tamam mı? Hadi bakalım. Görüşürüz dayı. Görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim, ya hable ve la kuvvet. Ya sen benim... Bana sabır ver ya, aklımı koru benim. Efendim söyle. Çocuklar nerede? Sanayiye götürdüm şu an, akşam alacağım. Aman ne komik aslan. Ya sen hayırdır? Hayırdır? Müdür aradı. Annene ulaşamamış, beni aradı işte. Tamam, ben hallederim. Sen nereye hallediyorsun ya? Allah Allah, senin uzaklaştırman var okuldan. Benim uzaklaştırman var, senin uzaklaştırman yok, öyle mi? Daha geçen gün birinin ağzını burnunu kırdın, hatırlatırım sana. Ha şimdi bunu mu konuşacağız burada? Ya konuşmayalım, sakin ol sadece. Öfkene hakim ol, mevzu çıkarma. Burası okul. Sen mi diyorsun bunu bana ya? Fıkra mı bu Allah aşkına? Ben diyorum, evet. Bak, ne kadar sakinim. Bak, ne kadar gülüyorum. Neden? Neden? Çünkü burası bir okul ve ben de veliyim. Ve bu sınırlar içerisinde bugün veliyim demin. İnşallah bu sene yılın en hümanist mafyası ödülünü sen alırsın Aslan. İnşallah. İnşallah. Ha, seninkiler burada. Elini, ayağına, kafana, gözüne hakim ol. Ondan sonra başımıza problem çıkarma. Sakın beni tutma. Tamam. Biz müdür beye bakmıştık. Hoş geldiniz Aslan Bey. Biz de müdür beye bakmıştık. Hayırdır, veli toplantısı falan mı var? Ya ben ömrümde böyle bir rahatlık görmedim ya. Hanımefendi, burada gördüğünüz hiçbir veli artık Zeyno ve Kaya'yı bu okulda görmek istemiyor. Anlamıyor musunuz bunu? Ne sebeple istemiyor hanımefendi? Ne sebeple? Ne sebeple? Yani bu sebeple. Bakın, bu iddialar ortada hanımefendi. Bizim çocuklarımız da bu haberleri görüyor ve okula gelmekten korkuyorlar artık. Anlamadım hanımefendi, bu haberlerin Zeyno ile Kaya ile ne ilgisi var Allah aşkına? Bakın biz diyoruz ki... Sesini indir. Biz diyoruz ki ya biz hepimiz... Ya biz hepimiz çocuklarımızı alıp gideceğiz. Koskoca okulda 2 tane çocuk kalacak. Ya da siz yeğenlerinizi alıp defolup gideceksiniz bu okuldan. İşte bu kadar basit. Bana bak, bana. Gene barut gibisin. Hayırdır? Günahında ısrarcısın.
Sana haram olana elini uzatıyorsun. Oğluma. Biz sadece iş yapıyor oğlunla. Sen niye celalleniyorsun bu kadar? Git kendi denginle iş yap. Anladın mı? Ben ırzı kırıklara yem olsun diye doğurmadım oğlumu. Oğlun kendini koruyacak yaşta. Anasına acit duymuyordur, emin ol. İlyas. Allah'ına kıyıştır. Bir daha beni buraya gelmeye mecbur bırakırsan kuru kuru konuşmam. Ne yaparsın? Kocanı öldürdüğün gibi beni de mi öldürürsün? Mevzu bahis oğlumsa hudut tanımam. Bak ben bir söz verdim buraya girmeden önce. Ya, bana ne kardeşim senin verdiğin sözler. Benim söz. Bana ne kardeşim? Aa, benim sözümü sen, bak. Aslan sen velisin. Benim sözümü velisin, kesme. Velisin. Beyefendi benim sözümü siz niye kesiyorsun ben? Aslan, ben veliyim. Velisin. Evet tamam evet, ben evet. Veliyim. Aha. Onu zaten söylüyorum evet. Bana. Ya ben veliyim zaten beyefendi benim doğru. Sözümü kesiyor. Doğru. Sen beni bak veli olmak değil bak kalmak çok zor ha tamam mı? Çok doğru. Bak geçen sefer bir şey yapamadım sana. Ben geçen seferden benim elim ayağım titriyor bak, ha. Bak. Konuş. Bak. Konuş. Sana zarar verirsem senin şey, suratını, telefonu tanıyamaz her ha. Her hakaret yaptığın her şey mahkemede aleyhine değil. Var ya cep telefonu senin dostum. Bodrum tanıyamaz ha. Ben sizi tamam mı seni de bu vandal karın da daha önce bak, mahkemeye bak, vermedim. Tamam bana bak. Vandal. Vermedim. Şimdi sizi mahkemeye bana, vereceğim. Diye bak. Uğraş benimle dur. Bana bak. Bana vandal diye konuşma. Boş adam değilim ben. Uğraş bana vandal diye konuşma. Bak bana vandal diye konuşma. Müdür ben. Müdür ben. Ne oluyor ya burada? Ne oluyor ya? Müdür Bey ya. Ne olacak? Müdür Bey ne olacak? Sakin olun lütfen. Gelmiş vandallar yine bizi tehdit ediyor. Bak okul aile birliği lan seni benim elimden alamaz ha. Aslan müdür bey geldi. Aslan bey Devin Hanım. Müdür bey geldi Aslan. Müdür geldi Aslancığım. Bakın durum ortada zaten ben de sizi bunun için çağırdım. Bugün itibariyle Zeynep Kaya'nın okulla ilişiği kesilmiştir. Artık okulumuzun öğrencileri değiller. Niye kesildi ya? Neden kesildi ki anlamadım ben ya. Okul aile birliğinin aldığı karar benim artık yapabilecek hiçbir şeyim yok çok geç. Müdür bey yapmayın Allah aşkına ya. Kesin karar alındı. Üzgünüm. Eyvallah. Eyvallah. Ya işte etme bulma dünyası. Ya. Bakın siz yaptınız. Yeğenleriniz buldu. Yazıkım. Aşkım sen dışarıda bekle ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam canım. Biz bugün... Artık bu dakikadan sonra veli değiliz değil mi Devin? Biz artık veli değiliz Aslan. İyi o zaman. Velilik biter, delilik başlar. Aa! Ne oluyor be adam? Sadece bir dakikam var. Tamam ben bir dakika daha yapayım. 10 saniyen geçti bile. Geriye sadece 50 saniyen kaldı Aslan. Ya bitti. Tamam geliyorum. Hop, nereye? Tuvalete. İçeride temizlik var, giremezsin. Benim de dişim var. Ne yapayım, başka tuvalete git. Hop, hayır, buradan. Haydi, vakit tamam. Aslan. Bir şey yok, devam et. Tamam mısın? Devam et, bir şey yok. Elim ayağım titriyor.
Neden ki? Neden bizi burada istemiyorlar? Neden arkadaşlarımızdan ayrılacağız? Ya Zeyno'cuğum bak sizinle ilgili en ufak bir şey söz konusu bile değil, tamam mı? Yanlış anlaşılmalar sonucu maalesef böyle olması gerek, tamam prensesim? He? Tamam mı yavrum? Tamam mı koçum? Dün evimize gelen polislerle ilgili değil mi? Zeyno'cuğum, Kaya'cığım. Bakın bir yanlış anlaşılma oldu ama ben bu yanlış anlaşılmayı hemen halledeceğim ve en kısa zamanda okulumuza devam edebileceksiniz. Devin, Devin, söz veriyorum. Turgut. Al çocukları. Gelin çocuklar. Al çocukları. Arabaya binin, geliyorum ben. Ya Devin kendine gel. Ben bu çocukların dayısıyım ha. Bu çocuklara boş vaatler vermekten vazgeç, tamam mı? Bak hala hazırda yaralanmaya başladılar zaten. Aslan sence de bu işte bir tuhaflık yok mu ya? Onca bahş yapıyorsunuz bu okula. Müdür öyle kafasına göre bir şey yapamaz ki. Kesin bu işte bak, bir annenin bir parmağı. Ya Devin, Devin. Ne işin var senin burada? Sorma aslanım. Problem var büyük hem de. Ne problemi? Bu anlaşma yapacağımız Rus yok mu? Otel odasında ölü bulundum. Gerçekten mi diyorsun? Evet, Igor. Bilmem ben bu işi. Lan! Yenge. Ne haber? İyi. Elimde tam sana göre bir iş var. Bayılacaksın. Efendim? Buradaki işlem tamam. Teşekkürler. Hülya Hanım'a ulaşamadığım için sizi aramak zorunda kaldım. Acil bir konu var. Hemen okula gelebilir misiniz acaba? Tamam, geliyorum. Tamam, sağ olun. Hülya Hanım, emin misiniz? Bu şikayetleri görmezden gelebilirim. Çocukları okuldan atmamıza gerek yok. Var. Olmaz olur mu? Ben onlara en güzel okullardan birini bulurum müdür bey. Hiç merak etmeyin. Çocuklara bir şey olmaz. Ama bazı insanlar yaptıklarının sonuçlarını görmeli ve bedellerini ödemeliler. Yengem, bak ben nefret ediyorum dedikçe sen bana kağıt kürek işi itiriyorsun. Vallahi bak tekrara düşüyoruz. Ben gideyim şu müdürü döveyim ha, ne dersin? O daha büyük tekrar olur Turgut'cum. Çünkü biraz önce dayın içeride bir veliyi ambulanslık etti. Vallahi bak diğer türlüsü bende sönümleniyor. Yani ancak böyle bir dünya insanlığı ileriye götürür. Nasıl bir dünya Turgut? Hak edenin dayak yediği bir dünya. Neyse biz başka bir gün insanlığı kurtaralım mı Turgut'cum? Ha? Şimdi şu son evrak işini bir hallet benim için, olur mu? Tamam yengeciğim, tamam. Bu arada yani kırmızı bir insana ancak bu kadar yakışır. Bir de kime yakışıyor biliyor musun Turgut? Asuman'a. Nedret Hala'nın Asuman'a. Yenge, lütfen bak ben lafın nereye gittiğini biliyorum. Teessüf ederim yani. Zaten o benim hiç tipim değil ki. Ben bir şey demedim Turgut'cum. Kırmızı dedim. Evrak işi sende. Tamam. Çocuklar. Yağmur güzelim. Ben yarın düğün öncesi uğrayacağım mutlaka yanına. Hem belki sonra abla kardeş bir şeyler yeriz, olur mu? Ablacığım gerçekten gerek yok. Bak ben Eko için üzülmeye bırakalı çok oldu. İyiyim bak gerçekten, merak etme beni. Yağmur. Abla senin sesin boğuk boğuk mu geliyor? Ha? Neredesin sen? Ne yapıyorsun, kliniğe mi gidiyorsun? Yok, babamın hastanesine geçiyorum ben de. Jinekolog randevum var. Rutin kontroller işte. Tamam, çıkınca bana haber ver mutlaka. Merak ederim. Tamam güzelim, öpüyorum seni. Konuşmamız lazım. Dayıcığım, bu Igor'un ölümü kimin işi? Tam sözleşmeyi imzalayacakken İlyas'ın işi olmasın? En çok kimin işine yarıyorsa onun işidir Turgut.
Unus öldü. Ortaklık da bitti. Selamın aleyküm. Ya aleyküm selam Bedri. Ya senin Unus ölmüş diyorlar kral. Gazeteler manşet çıkmış, doğru mu? Öyle oldu. Ruslarla anlaşma iptal. Allah Allah. O iş öyle mi oluyormuş ya? Yani bir kişi hakkın rahmetine kavuşunca koca şirket kararını mı değiştiriyor? Öyle oluyor. Yani öyle oldu. He, anladım. Bak hele biz bu iskele de ortağız ha. Takside olur, gideri olur, çekinme. Biz buradayız, bir şekil hallederiz. Koyarız parayı, sen bana payından verirsin. Helalleşiriz yani, sıkıntı yapma. Ya sen ortaya para koyup benim hissemi alacaksın, öyle mi? Sen ne güzel bir ortaksın be Bedri. Buğdayı şeytanla ortak eken samanını alır derler ama sen Allah'tan şeytan değilsin ha. Sen melek gibi bir adamsın. Öyle değil mi? Eyvallah. Sana da eyvallah kral. Ama Azrail de bir melek, unutma. Sen bu ödeme ödeme taksit işlerini bize bırak. Şimdi uza. Hadi. İyi. Hadi size kolay gelsin. Çomağı hazırla bak, it nasıl koşa koşa geliyor. Görüyor musunuz bak şimdi, Rus'un ölümünden en çok kârı olan kişiyi görebiliyor musunuz? Aslanım. Bu herif İlyas'la bir dümen tutuyor olmasın? Vallahi her şey olabilir. Hiçbir şeye şaşırmam. Ulan ben anamdan babamdan bir fayda görmemişim. Halamdan kuzenimden mi göreceğim bu saatten sonra? E ne yapıyoruz abi o zaman? Halamla Bedri'nin suyu ısındı. Tamam. Onları yakında Adana'ya postalayacağız. Çağrı. Şimdi bizim bunlarla yapmış olduğumuz sözleşme gereği bir sene içerisinde bize ödemiş oldukları paranın 1,5 katını verirsek hisselerimizi geri alabiliyor muyuz? Evet Aslan Bey. 24. madde. Eğer bir sene içinde bu miktar ödenirse hisselerin tamamını geri alabiliyoruz. Dayıcığım iyi, hoş, güzel de biz o kadar parayı nasıl bulacağız? Ruslarla yapamadığımız anlaşmadan. Tamam Ruslarla bir anlaşma yapamadık ama en azından marinanın güncel değeri belli oldu. Anladın mı? Çağrı. Bu marinadaki otelin mevcut işletmecisi Cengiz Beylerle temasa geç bir. Onlar bize zamanında Marina ile ilgili bir teklifte bulunmuşlardı. Biz pek ilgilenmemiştik. Şimdi bir ağızlarını yokla bakalım. Yeni bir teklif var mı? Yok mu? Tamam. Bu akşam da otelinin 30. yılının kutlaması var. Belki orada Cengiz Beylerle bir karşılıklı konuşuruz bu iş. Tamam Aslan Bey. Hastaneye yaptığım yardımların bir karşılığı var. Unutma Ergun Bey. Senden haber bekliyorum. Hülya Hanım, ben zaten 2 aydır üstüme düşeni fazlasıyla yaptım. Yetmez. Dertlerinin çözülmesini istiyorsan sen de benim derdimi çözeceksin. Vesayet davasına lehime şahitlik yapacaksın. O kadar.
yumurtalık rezervleriniz tekrar hamile kalmanızın mümkün olmadığını gösteriyor maalesef. Bebeğini düşürdükten sonra geçirdiğin rahatsızlığını da mı saklıyorsun? Ya da bir daha asla anne olamayacağını? Sen babanla bu Hülya'nın bir kontrağı var mı? Efendim? Hülya Soykan'ın burada ne işi var? Anlamadım. Hülya Soykan'ın senin hastanende ne işi var? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne Hülya Soykan'ı? Hülya Soykan'ı senin hastanenden çıkarken gördüm baba. Bu hastanede tek doktor ben miyim Devin? Tahlil yaptırmaya gelmiştir, kontrole gelmiştir, ne bileyim ben ya. Bana yalan söyleme. Devin, kendine gel. Yalan falan söylediğim yok. Hülya Soykan'ı görmedim ben. Ben hayatımda ilk defa sana gerçekten güvendim ya. En zor günlerim de benim. Gerçekten yanımdasın sandım. Gittiniz siz Hülya Soykan'la beraber bana oyun mu oynadınız ya? Yapmadım de böyle bir şey. İyi değilsin sen şu an. Yüzüme bak ve bana ne olur bunu yapmadım de baba. Ben böyle bir şey yapmadım. İngiltere'ye gitme kararım netleşsin diye istedi senden bunu değil mi? Oraya gidince çoktan iş işten geçmiş olacaktı çünkü. Öyle mi düşündü baba? Hı? Ne olur bana doğruyu söyle. Bu resmen artık bir paranoyaklık. Bence sen bir psikoloğa falan da görünmelisin. Benim sana tek söyleyebileceğim şey bu artık. Aslan Bey, Cengiz Bey'e gerek dokümanlar iletildi. Akşam davette teklifi bizzat size ileteceğini belirtmiş. Bir de bu Bozo. Onu da dava dosyasına tanık olarak kaydettim. Birazdan gidip bir imzasını alacağım. Serap, Serap'a gönderdiğin mesajlar yeni ulaştı mı? Şu sıralar ulaşmış olması lazım. Ya Leyla'yı çıkartırsın ya da içeride çürürsün, kararını ver. Unutma bak son günleri.
yapıyorsun kızım? Manyak mısın sen? Bir şey yapacaktı sana. Hadi. Defol! Hadi herkes işine baksın. Hadi film bitti. Hadi dağılın. Sen beni ölümden mi korumaya çalışıyorsun? O zaman sana çok kötü bir haberim var. Kimseden değil, beni kendimden korumam gerek. Yine yapacak. Kendini öldürecek. Telaşlanma sen. Ben koğuşuna haber salırım. Hepsinin gözü üstünde olur. Orada hiçbir şey yapamaz. Koğuştan çıkınca ne olacak? İki hafta içinde çıkarmış sonuçlar. Daha önceden hiç yapılmamış başka testler de yaptırdı. Hey. Bak şimdi beklemesi zor biliyorum ama doktor gerçeği söyleyene kadar sıkılır. Sakin ol. Sataşma Hülya'ya. Eğer bu işte onun barınağı varsa ben o barınağı koparıp atacağım zaten. Azıcık oturabilir miyiz? Ha, gel otur, otur gel. Gel. Sen bu yüzden mi ayrıldın Aslan'dan? Biz birbirimize çok zarar veriyorduk. Sevdiklerimize de öyle. O yüzden ayrılmak istemiştim ama bu da son işaretti benim için. Peki doktor derse ki ana olma ihtimalim var. O zaman ne edeceksin? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Biz Aslan'la çok büyük bir savaşın içinde gibiyiz. Gerçi başından beridir böyleydi ama sanki artık daha fazla yer alıyoruz gibi. Bu cihanda insan savaşı bitmiyor ki kızım. Daha anasının karnından yürüyen çıktığında başlıyor. Ciyak ciyak ciyaklıyor insan. Savaşta aşka dahil diyorsun. Dahil tabii. Mevzu bahis aşksa savaş sadece eşgal değiştirir. Bahtı geliyor, ailen için savaşıyor. Bahtı geliyor, evladın için. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Ya onun iyiliği için onunla bile savaşıyor. Çok yoruldum ama hala ben. Onu çok seviyorum ama bu kadar yoruldum ki. Yok, yok, yok. Yorulmayacağım. Yorulmayacağım, yavrum. Bak. Saçları güneş, gözleri yıldız bir çok güzel kız vardı. Bana ne dediydi biliyor musun? Kurtuluş savaşın içinde başlar. Ben hiç unutmadım. Sen de unutma. Dükkana birkaç teklif var. Hepsi dosyanın içinde zaten. Al sana enstrümanı verirsin, olur mu? Amur. Sen niye yalan söyledin bana? O Burak senin sevgilin falan değilmiş. Sen yarın evleniyorsun Ekrem. Hala beni mi araştırıyorsun? Enişte dükkanı birkaç teklif vardı. Onları getirdim ben. Tamam Yağmur, sağ ol. Dükkanı al abi. Ha. Geldi teklifler. Hı.
Bakalım mı? Sana bir şey soracağım bak ama delikanlı gibi cevap ver, tamam mı? Sen hala bu kıza aşık mısın? Değilim abi. Değil mi? Neler geldi başımıza abi? Neler yaşadık? Böyle aşk mı olur? Aşk. Aşk tam da öyle olur. Bak. Buranı değil. Buranı dinle. Burası sana rehberlik edecek yer. Tamam. Eğer hala bu kıza aşıksan burayı dinle. Tamam. O kıza da bak, o Elif'e de bak, yazık etme. Buranı dinle. Kardeşim benim, anladın beni. Tamam. Yok ya, sıcakta tatlı gitmiyor kardeş. Yok kardeşim, gitmiyor ya. Aslında burada bir tane bicici olacak. Oo, iyiydi o. Ne oldu ya, vallahi selamını da mı esirgün artık? Ne istiyorsun Bedri? Soldurmuşlar yine gül yüzünü. Hayırdır? Seninle soru cevap oynayacak halim yok. Acelem var. Tamam. Güzel, güzel. Tamam. Peki bu İbrahim Soykan davasında sunulacak yeni tanığın ifade evrakları hazır mı? Tamam. Tamam, ben geliyorum şimdi. Bozo lavuğunun yerini biliyor bu avukat. Takılın peşine, öğrenin bakalım neredeymiş. Tamam çıkıyorum. Bozo neredesin oğlum sen ha? İşler karıştı. Sana nerede olduğumu söyleyemem. Söyleyemem. Lan oğlum, İbrahim abiyi satıyor musun sen? Ha? Onu ölüme gönderenin aslan olduğunu bile bile gidip... Bir de onunla iş mi tutuyorsun oğlum? Kemal, işler karıştı diyorum sana. Konu torunlarım. Uzatma daha fazla. Bozo, bak bak. Tutukluyu sağlık kontrolüne alabiliriz. Doktor. Doktora ben varım. Cihan. Ne oldu? Beni içeri tıkıp imaj mı değiştirdin? Yok. Haydut gibi görünmekten sıkılmıştım o yüzden. Doktor izin verdi, seni görmem gerekiyordu. Aslan'ın notu yetmedi. Üstüne bir de seni mi gönderdi? Ne notu? Ya Leyla'yı çıkartırsın ya da içeride çürürsün, kararını ver. Unutma son günde. Yok, kimse göndermedi be. Ben geldim. Leyla için mi? Hayır. Ben hep senin yanında olmak istiyorum. Bilmiyorum niye. Gerçekten bilmiyorum. Ben hiç böyle hissetmedim. Yani seni gördüğümden beri böyle. Gerçek bir ailem olmadı benim. Gerçek bir aşkım da olmadı. Biliyorsun hep yalanlar içinde büyüdüm. Yalanlar içinde yaşadım. Seni gördükten sonra... başka bir şey oldu. Serap. Yapma. Ne olur. Leyla'ya yardım et. Yalvarırım sana. Ben de sana yardım edeyim. Tamam. Sen çok güzel adamsın kebapçı. Merak ediyordum. Demek böyle bir şeymiş.
Uzun süre ayrı kalacağız. Beni böyle hatırla. Peki. Teşekkürler. Kalbe bakmaya geldiysen doktor, şu an biraz hızlı atıyor. Gel bacım, onları şöyle koyacağız. Şu çiçekleri de böyle havuzun kenarına, böyle arada şu kadar şu kadar boşluk bıraka bıraka, bunları böyle koy. Aha Hülya Hanım, tamam geç sen şu tarafa, geç şu tarafa. Ne oluyor burada, ne bu evin hali? Elif'in kınası var da Hülya Hanım, anam yapıyor. Kınası düğünü tek elden çıkacak. Her iş bitti, kınaya düğüne Abdalasım oldu Nedret. Elime doğana faydam dokunuyor fena mı? Selma. Aa kızım. Nezaket hayırlı olsun. Keşke bir telefon açsaydın. Biz de elimizden geleni yapardık Ekrem için. Şey Hülya Hanım, ben arayacaktım sizi ama. Unutmuşsun. Ekrem'in sünnetini ben yaptım. Askere ben uğurladım. Bunları unuttuğun gibi aramayı da unutmuşsun. Var mı ahiretliğimin üstüne Hülya ya? Hem abusluğum vardı. Taktılar eline kelepçeyi, attılar kodese. Nereden haberin olacak? Benim haber ağlarım çok güçlüdür. Bir telefonla ulaşamayacağım hiçbir şey yok. Yakında öğrenirsin Nedret. Ne yaptınız Arif? Bulabildiniz mi Nedret'in kocasını, son gören adamı? Güzel. Elimizdekilerle Nedret Hanım'ın suyunu bir bulandıralım bakalım. Aslan, bir konuşabilir miyiz? Müsait misin? Tabii, nasıl istersen. Müsait değilsen sonra gelebilirim. Yok yok, değil, müsait. Gayet müsaitim hem de. Şey, şeyle ilgili iyice düşün taşın demiştin ya. Leyla konusuyla ilgili. Hı. Onu düşündüm. Aldığım hiçbir karardan geri adım atmamaya karar verdim. Onu sana söylemeye geldim. Aferin sana. Ya bir el atar mısın şuna? Ben böyle küçüklüğümden beri boyunu ayarlayamıyorum. Aslan duydun mu sen benim söylediğimi? Duydum. Çok da iyi olmuşsun böyle. Nereye gidiyorsun? Davete falan mı? Gitmiyorum. Gidiyoruz. Anlamadım Aslan. Cengiz Yoldanlı diye bir herif var ya. Böyle oteller grubu falan var. Hmm. Meşhur bir adam. Hmm. Bu akşam onun bir daveti var da. Aynı zamanda bizim Marina'daki otel için güzel bir teklif de bulunacak. İyi bir fırsat. Hmm. Güzel bir fırsat. Bir taşla iki kuş. Vuralım dedik. Bizi davet ettiler koca. Sen, ben, ikimiz. Davetiyemiz var. Teşekkür nerede ederim Aslan ama ben gel. Gelmeyin hakikaten. Ya burada Devin Akın yazmıyor diye Selçin. Bu davetiye gönderilini çağırayım, döveyim mi? Tokatlayayım mı? Aslan. Ha? Ne yapayım? Yapayım mı bir şeyler? Aslan. Ya kızım gel. Gel. Gel gidelim.
Sadece bu akşam. Tüm silahları bırakalım. Ateş kes. Karşılıklı. Tamam mı? Var mısın? Bak bu akşam benim için çok önemli. Bu gece çok önemli. Benim bu işi bağlamam lazım. Eğer ben bu işi bağlayamazsam cezanın ikinci taksidini ödemek bile hayal olacak benim için. Anladın mı? Bu kadar önemli. Aynı zamanda gel. Unuttuğun şeyleri belki hatırlarsın. Gel. Ay neymiş onlar? Mesela... karşı karşıya değil de... yan yana mücadele etmiş olduğumuz zaman... ne kadar güzel olduğumuzu belki fark edersin. Ha dersen ki yani... ben ananla senin arkandan kına yakacağım dersen sen bilirsin. O da tercih meselesi. Tercihlere karşı saygılıyız. Ben yukarıdayım. Tamam. Yahu tamam oğlum işte son iki seneyi taray yolla. Tamam. Hadi bekliyorum. Yenge bitmedi kağıt kürek işin. Yemin ediyorum bitmedi ya. İyi akşamlar Tigil Bey. İyi akşamlar bacım. İyi akşamlar. Ya şu bacımı bir kenara bırakak mı artık? Ha? Asuman de. Asu de. Asum de. Rahat ol yani. Asuman Hanım iyi. Asuman Hanım. Peki. Oy tü tü tü. Maşallah maşallah. Brenceliğine mübarek ya. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Yemin ediyorum ya. İyi akşamlar Asumancığım. İyi akşamlar Dev Hanım. Akşam Eko'ya dikkat edin. İçip içip falan pusulayı kaybetmesin. Tamam dayıcım o iş bende. Gidiyoruz şimdi yanına zaten. Turgut. Efendim. Güzel haberlerini bekliyorum. Bir de şu evrak işlerini unutma, tamam mı? Tamam yengem, tamam. Haydi görüşürüz, iyi akşamlar. Bir şey soracağım. Çok da uyumlu gözüküyorsunuz böyle. Yenge, lütfen. Bak, bu Asuman var ya bizimkini çiğ çiğ yer. Ya sus, duyacak ya. Ama bak eğer bizden önce ustası Eren derse hakikaten çok ayıp ederiz. Aslan çok ayıp. Bak şerefsizim diyorum sana. Çok kötü. Aslan çok ayıp. Şerefsizim bize çok kötü. Canım, eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah canlar. Kocan olay. Get tadını çıkar. Ney ney ney? Ya laf var ya öyle internette şimdi meşhur oldu. Gerçi sarı yağız delikanlı hiç benim tipim değil. Benim tipim daha çok esmer. Daha böyle iri kıyım. Erkek seviyorum biliyor musun? Mesela iyi akşamlar Tigili Bey. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Tövbe estağfurullah ya. Ulan şunu biz yapsak sapık oluruz ha. Yaktım, hadi bak.
Abo kız, bunun gözünde gam yok kız, gam yok. Kız az yaş getirsene gözüne. Gelin dediğin ağlar ağlar. Bugün güzel bir gün Asuman ablacığım, niye ağlayayım? Sen ağla, sen ağla. Yarın güleceksin sen bol bol. Niye? Niye yok? Gerdek var, gerdek. Kız bana bak, sakın öyle evlenip hemen çocuk yapayım deme. Çok çocuk bu karı bir şaşkın olur. Benim kariyer planım anne olmak değil. Kız duvarı getir, hadi başlayın. Hadi. Kız aç şarkıyı, aç oradan ha. Ha? Şöyle ha. Ha. Dur, dur, dur. Ben köyümü özledim. Hem annemi. Kız ya, anam. Oy. Asuman getir, getir. Ver, ver. Oy maşallah, bileziklere bak, bileziklere. Kız kocaman bir alkış, Nedret Ana'ya. Oh. Maşallah. He, al şunu, al şunu. He. Hadi bakalım. He. Maşallah. Asuman, bizim bir resmimizi çek. Çek, çek. Çek, çek. Dur. Hatırası. Ha, dur. Çek. Şurada. Çek. Oh, dur. Şöyle. Kız çıksana. Çekiyor mu ana? Çekiyor. Kız çeksene. Ana, haber çıkmış seninle ilgili. Sağ ol. Neden herkes bize bakıyor? Hakkımızda çıkan haberlerden dolayı olabilir mi benim kıymetli eşim? Bugün ateşkes ilan etmiştik ya benim sevgili eşim. Heh. Cengiz'le Cümbüt. Bugün var ya, Cengiz'le bu işi yaparsak muhteşem olacak. Eşi ne iş yapıyor? Eşi, bir tane oğlu var. Oğluna takıntılı. Yani profesyonel anne, başka bir iş yapmıyor. Cengiz Bey. Aslan Bey, iyi akşamlar. Cengiz Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Çok olmuştu sizi görmeyeli. Evet, evet, aynen. Cemil Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Müsaade ederseniz tanıştırayım. Sevgili eşim Bevin Akın Soykan. Cengiz Bey, Zümrüt Hanım. Cengiz, ben memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Cengiz Bey. Zümrüt, çok çok memnun oldum ben de. Ben de öyle, sağ olun. Bevin'cim, yani abartısız söylüyorum, çok uzun zamandır tanıyorum kendilerini. En ufak yaş almayan ender çiftlerden bir tanesi. Bence sizin için zaman durmuş. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkürler. Esas siz nasılsınız? Yani Leyla'yı duyduk. Üzüldük tabii hepimiz. Çok geçmiş olsun. Evet, evet, evet. Öyle bir durumumuz oldu. Çok yakında toparlıyoruz. Biliyorsunuz o Tolga mevzusundan dolayı Leyla beraat etti. Ufak bir şey daha kaldı. Oradan da beraat alacağız. Bu dün çıkan haberler çok sarsıcı tabii. Hülya Hanım'ın bu hapishanedeki olaylarda parmağı olduğuna dair. Bir de tabii halanızın açıklamaları. Evet, yani şimdi bazı durumlar var ki Zümrüt Hanım yargıya intikal etti. Bu yüzden çok da fazla konuşma taraftar değiliz. Hukuken de öyle. Bitmesini bekliyoruz. Harika bir gün. Evet. Sizi görmeye geldik. Çok güzel bir organizasyon yapmışsınız değil mi Devin? Evet, harika gerçekten. Ve tabii aynı zamanda Cengiz Bey'le de karşılıklı Marina'nın bir teklifiyle ilgili bir konuşmamız gereken durum vardı. Yani evet, öyle bir şey var. Zümrüt Hanım, o halde biz beraber bir şeyler içelim mi?
Tabii. Hadi buyurun gidelim şu tarafa. Tamam canım. Çok memnun oldum sizi gördüğümü. Siz bu arada Cengiz Bey, yüz yüze görüşelim dediğiniz için çok da iyi oldu bence. O yüzden teklifinizi merak ediyorum. Tamam. Abi hoş geldin. Hoş geldin abi. Ekrem abi hayırdır, heyecan mı yaptın? Yok lan, ne heyecan yapacağım? Lan mı? Oğlum ne lan onunla konuşuyorsun? Yakışıyor mu sana lan? Asu nerede abi? Asu burada. Hayırdır Ekrem abi? Derdin ne tam da düğün öncesi? Ne olacak? Kesin yine yağmurdur. Yağmur ya. Ekrem ağır ol. Ekrem ağzını topla bak. Yağmuru. Lan. Tamam. Ekrem. Ya. Senin kafanı s**erim bak ha. Oraleti bıraktın yine bayılana kadar içmeye başladın tamam. Lan. Ya, çekerim abi ya. Ya yağmur yağmur ne yağmur ya. Ekrem bak seni tak. Kendine gel ha. Tamam mı? Git elini yüzünü kap. Benim canımı sıkma. Kendime gel. Ben nasıl kendime geleyim abi? Ben nasıl kendime geleyim abi? Ben nasıl kendime geleyim abi? Şöyle. Kendine geleyim ha. Otur, otur. Yaşamaktan çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah, ah, bu yalnızlık, bu dert mi? Son teklif olarak mı geçerli sizin için? Çünkü arada bir böyle bir garip bir makas var. Rusların vermiş olduğu tekliften haberiniz var mı? Var. Ama ben oligark değilim Hasan Bey. Ben Zonguldaklı bir çiftçinin oğluyum. Yani son teklifim bu. Hem ayrıca Igor öldükten sonra Rusların masadan kalktığını da duydum. Tabii. Öyle oldu. Bence gayet de iyi oldu. Her işte bir hayır varmış. Çünkü Marina'nın güncel değerini biz belirlemiş olduk. Anlatabildim mi? Hatta şöyle söyleyeyim size. Marina'nın güncel değerinin üzerinde, çok daha üzerinde bir rakam teklif edebilirler her an. O zaman size bol şans Hasan Bey. Peki Cengiz Bey, o zaman dostluğumuz baki. Afiyet olsun. Sağ olun. Her zaman beraber olsun. İnanamıyorum ne kadar yakışıklılar. Size de çok benziyorlar biliyor musunuz? Gerçekten. Gerçekten. Paris'te mi yaşıyorlar şimdi? Evet evet, 2 aydır oradalar. Vallahi sanki böyle bir boşluğa düştüm. Yani günler o kadar zor geçiyor ki. Tahmin edebiliyorum. Uzun bir zaman sonra olunca biraz garip hissettiriyor. Evet evet evet. Siz ne iş yapıyordunuz anne olmadan önce? Ben işletmeciydim. Aa. New York'ta 5 yıl boyunca büyük otellerde çalıştım. Aslında iş hayatını bayağı özledim biliyor musunuz? Tahmin edebiliyorum. Böyle yıllardır böyle sadece annelik üzerine bir kimlik inşa etmişim gibi geliyor bazen. Çok iyi anlıyorum sizi. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben psikoloğum. Öyle mi? Harika. Ay ne güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Beyler de geldi, evet. Ne yaptınız, anlaşabiliriz mi bakalım? Zor görünüyor. Biz Ruslarla nasıl yarışalım hayatım? Aa öyle mi? Hay Allah. Burası öyle özel bir lokasyondu ki
Ya çok güzel bir otel burası. Umarım hakkıyla işletirler. Aslında biliyor musunuz, aynı şeyi Aslan bu marinayı aldığı andan beridir ben de söylüyorum. Bu otelin inanılmaz büyük bir potansiyeli var aslında. Keşke böyle sizler gibi zevkli birileri buraları işletebilseydi sizin gustonuzla. Kim bilir ne harika olurdu. Ama sağlık olsun. Nasıl yani, senin böyle bir niyetin vardı? Bana niye söylemedin hayatım? Hiç bana sormadığın için olabilir mi hayatım? Neyse, bunu sonra konuşuruz biz. Gece çok güzel, bozmayalım. Biz müsaadenizi isteyelim diğer misafirlerle ilgili. Tabii, tabii müsaadesiz. İyi eğlenceler Aslan. Sağ olun, hadi. Sağ olun size de. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok mersi. Benim uzmanlık alanlarım bunlar. Evet, konumdayım. Ya emin miyiz biz burası olduğundan? Çok ıssız bir yer burası ya. Kim beni çağıran müşteri gecenin bir yarısı buraya, ha? Tamam, kapat sen. Ben anladım kim olduğunu, kapat. Selam prenses. Senin derdin ne ya, ha? Gecenin bir yarısı tezgah kurup beni buraya kadar çağırıyorsun. Vay arkadaş, yine mi yanlış kabloyu kestik? Yüzünü güldüreyim dedim, yine kızdırdım seni ya. Ama ben doğru kabloyu biliyorum. Keseceğim birazdan kökünden. İstemez, sağ ol. Ya ayak direme hemen, bir dene önce. Senin için alttan anlamıyorsun değil mi? Anlatana göre değişir. Ne bakıyorsun? Bir anlatayım sana. Hadi bakalım. Ne dedin de böyle kızıştırdın ortalığı? Ben sadece doğru insanı oynadım Aslan. Psikoloji üzerinden diyorsun. Süper güçleri devreye sokmak var mıydı? Vallahi onu bunu bilmem ama şunu biliyorum. Eğer bu iş olursa bana %10 komisyonumu, IBAN numaramı hemen atıyorsun. Açıklamayı da boş bırakıyorsun. Başımız yanmasın. Ne olur Aslan. Açıklamaya gelin komisyonu. O da olur. Ha şöyle ya. Şöyle sıratın gülsün biraz kızım. Şöyle gül. Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Hay canına yandım mı? Bak Turgut Uyar boş boşuna öyle bir yazmış ki tam bizi yazmış yani. 40 kere söyledim. Bir daha söylerim. Savaşta ve barışta. Karada ve denizde. Düşkünlükte ve esenlikte. Zamanımız apayrı bize göre. Yan yana olduk mu el ele, aç kalsak ağlamayız. Biliyor musun? Bu gece ateşkes ilan edildi. Şu üzerimizdeki ölü toprağını bir atalım. Atalım. Şu günlerin yorgunluğunu, gerginliğini bir atalım. Şöyle güzelce bir dans edelim. Eğlenmek nasıl olurmuş bir gösterelim lütfen. Yapalım. Hatta böyle başlayalım. Pardon. İsmini alabilir. Fikri. Buradan bize birer tane. Hatta ikişer tane. Güzel gelsin. Bak buraya gece boyunca sürekli ateşliyorsun. Hiç boş kalmayacak burası, tamam mı? Hadi o zaman Aslan Soykan. Sağ olun. Bak hele ya. Daha ne kadar düşeceğiz acaba sana? Bas hadi bas. Bas. Yaşama kıymetini bilmek istiyorsan önce ölümü hatırlayacaksın. Ha, gözünü sevdiğimin adrenalini.
Önce yüreği hızlanan insanın sonra nefesi. Ben o kızı seviyorum diyemedin mi? Yağmur. Ben ailemin onayı olmadan seninle evlenemem. Kendine iyi bak olur mu? Yaşamla ölüm arasında tercih yapıyorum. Lan ben sana onu mu dedim, manyak? Yağmur dur, yavaş, alo! Şimdi oldu. Bu sefer doğru kabloyu kestim. Sen harbi manyaksın ha. Bak sonunda anladım. Ya. Ay, herkes bize mi bakıyor ne? Sanki buraya çok uyum sağlayamadık gibi geldi. İşlerine baksınlar, boş ver. Onlar bize uyum sağlasınlar. Çok öyle olacak gibi gözükmüyor. Çünkü Zümrüt Hanım'la Cengiz Bey saatlerdir gözünü bizden alamıyor. Yani olan benim komisyonum ne olacak? Ne olur? Ne yapalım, uzayalım mı? Ay ne olur, şu ayakkabıları çıkartmazsan hocam. Aa, doğru. Of. İyi, hadi gel gidelim. Gidelim. Hoşça kal diyecek miyiz? Cengiz Bey. Asa Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten o kadar güzel eğlendik ki. Emin olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Oh, pardon, affedersiniz. Kocanın öldüğü gecede bir taraflarına kına yaktın mı dedi? Yok. Onu senin eceline saklıyorum. Bu geceyi mahvedemeyeceğim. Dur. Ha buyurun. Nedir şarkı?
Ana komiserler sana gelmişler. Şey. Haber çıkmış abi. Geliyorum ana ben de. Arkandayım. Merak etme sen. Ne iş bu yenge? Neye götürüyorlar ananı? Sen mi bir iş yaptın yoksa? Yapmışsan zamanında anan yapmış. Babanı öldürmüş. Ben de gerekeni yaptım. Sen dua et bir iş gelmesin anamın başına. Yoksa gözünün yaşına bakmam senin bilesin. Ne yapacaksın? Ana oğul katil mi kesildiniz başıma? Ha? Beni mi öldüreceksin? Seni değil. Sen benim en değerlime diktin gözünü. Anamın başına bir iş gelirse ben de senin en değerline, aslanına dikerim gözünü. Öz babasının canını alan kimlere neler neler yapar? Onu da sen düşün. Yarın çözeceğim mi bu işi? Buzunla dır sigarsını çözeceğim. Hadi ben kızınla dertleniyorum. Sen? Senin derdin ne? Benim derdim de senin kızın. Nasıl yapacağız? Şimdi sana bir soru soracağım. Ölümden korkmadan dürüstçe cevap vereceğim bana. Sen kızıma aşık mı oldun? Oldum. Ben senin kızına aşık oldum. Onun da gönlü var mı sende? İyi. O zaman şarap içeriden çıkar. Çıkar çıkmaz nikah basar evlenirsiniz. Duydun beni? Duydum, duydum. Duydum. İçeriden çıkmazsa? O aslan soykan denen kansız toprağın altına gider. Hadi. Şimdi sen de güzel adammışsın ya. Eğri eğri doğru doğru. Güzel, güzel değil. Bak, güzel değil. Yakışıklı. Ama tamam yakışıklısın. Hayır yakışıklı. Hayır tamam en yakışıklı sensin tamam. Enle ilgili bir derdim yok. Güzel değil yakışıklı.
Anlamadım ya sen, hayırdır ya? Hayır. Alo, sen bana mı yürüyorsun? Ben sana yürümüyorum. Sana yürüyemem, aile yapısına çok ters. Sen benim kocam bile olsan, ki sen benim kocamsın. Olmaz. Sen peki yani ne yaptın? Kütüğü mağaraya falan mı aldın adını? Sana bir şey soracağım. Sor bakalım, gönder gelsin. Ne zamandır aklımdaydı bu. Geliyor, hazır mısın? Gel gel, gönder gelsin. Hani biz ayrıyken 2,5 ay demiştin ya, böyle ölüyorum aşk acısından falan diye. Bu vücudan yara yaptın. Vallahi Devin Hanım, bir şey söyleyeceğim sana. Yani şöyle söyleyeyim sana ben. Bizden böyle geri kalır bir yanınız yok Devin Hanım. He? Aa, onu bilmem. Ama ben biliyorum. Öyle mi diyorsun? İki haftaya çıkar dediler. Belki bir ihtimal olabilirmiş yani. Ne olabilir? Boş ver. Zaten yarın hiçbir şey hatırlamayacağız. Mükemmel. O zaman yarın yoktur bir daha ama. Çok iyi fikir. Hatırlamıyorum bir şey. Bilmiyorum. Neredeydik ki geldik buraya? Hiç bilmiyorum ki. Bir havuz hatırlıyorum ben böyle hayal meğer. Ondan sonra böyle bir şırıl şırıl bir su sesi geliyordu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben çok sarhoştum. Yani davet var ama gerisi tamamen kopuk. Değil mi ya? Ben de bir şey hatırlamıyorum yani. Davetten sonrası iptal. Yapayım ben. Çok işim gücüm var. Bir de işte düğün var, bir şey var, o bu şu derken. Ancak ben gideyim. Görüşürüz sonra. Eyvallah. Benim de zaten işim var Marina'da çok. Tamam. Hadi bay bay. Tamam. Efendim Cengiz Bey. Merhabalar Aslan Bey, nasılsınız? Merhaba, günaydın. Aslan Bey, ben tekrar düşündüm. Marina ortaklığı konusunda bir araya gelip orta bir yol bulabileceğimiz kanaatindeyim. Öyle mi? Bu çok güzel bir haber. Buna sevindik. Yalnız en sonki konuşmuş olduğumuz fiyat üzerinden pek bir esneme yapma şansımız yok. Yani onu tekrar bir bildirmek isterim size. Merak etmeyin. Dediğim gibi bir orta yol bulabiliriz. Size yeni teklifimi ileteceğim ama şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Hayırlı olsun diyelim o zaman Cengiz Bey. Dün sizi hastaneden çıkarken görmüş Hülya Hanım. Odamı basıp olay çıkardı. Ben onu yalanladıkça da iyice de delirdi. Güzel, delirsin. Bir daha gelirse haberim olsun, tamam mı?
Evet, böyle inebilirim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Turgut. Yengem hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey istediğin gibi hazır. Hepsi burada. Ay, özlemişim böyle seninle çalışmayı ya. Seninle çalışmak her zaman bir ayrıcalık Turgut. Sağ ol yenge. Seninle de öyle. İyi ki varsın. Yenge, ben de geleyim mi? Bu müdür hani laftan anlamaz, döverim diye düşünüyorum. Yok, o kadar değil Turgut. Düğünde görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz yenge. Gözlüklerin değişme zamanı geldi sanırım ha? Tam anlayamadınız gibi. Aslında Hülya Hanım'la ilgili bir şey bulurum diye düşünmüştüm. Ama kendisi bu konularda arkasında kanıt bırakmayacak kadar tecrübeli artık. O yüzden şöyle bir sıralama yapacağız. Siz Kaya ve Zeyno'nun okullarıyla ilişkilerini kesme belgelerini yırtıp atacaksınız. Onlar okullarına, arkadaşlarına geri dönecekler. Siz de istifanızı vereceksiniz. Demin Hanım, amf. Müdür Bey, 35 yıllık eğitim kariyerim var demiştiniz değil mi? Böyle bir rüşvet skandalının ortaya çıkmasını istemezsiniz herhalde. O yüzden söylediğimi yapacaksınız Müdür Bey. Sizi bir daha bu okulda görmeyeyim, olur mu? Kolay gelsin. İyi çalışmalar Müdür Bey. Siz nasıl bir insansınız ya? Nasıl bir ailesiniz siz? Bir de utanmadan hala okula mı geliyorsunuz? Benim kocamın burnu kırık. Hastanede yatıyor şu an. Çok geçmiş olsun Dilek Hanım. İnanın böyle olmasını istemezdim. Bence siz bunları artık duruşmada hakime anlatırsınız ha? Uğraşın durun bakalım. Davayı açmadan önce şu belgeyi incelemek ister misiniz? Cenk Koz adlı eşinizdi değil mi? Siz bayağı müdürü maaşa bağlamışsınız Dilek Hanım. Okul burası. Şimdi ben yani böyle dolandırıcı, böyle rüşvetçi bir anne babanın oğlunu, çocuğunu bu okulda istemiyorum desem sizce haklı mıyım? Bence çok haklıyım. Ama demem. Neden demem? Çünkü insan anne ve babasını seçemiyor maalesef Dilek Hanım. Konunun Furkan'la hiçbir ilgisi yok. Furkancığımı öpüyorum, sarılıyorum ona. Ha bir de çok önemli bir şey söylemem lazım. Bir okul aile birliği başkanı olarak aynı tutumu orada da sergilemenizi bekliyorum. Diğer anne ve babaların Kaya ve Zeyno'ya karşı davranışlarını yumuşatacağınızdan zerre kadar şüphem yok. Unutmayın ki sevgili eşimin de söylediği gibi veli olmak değil, veli kalmak zor. Değil mi? Eşinize de tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun ana. Sağ ol yavrum. İyi misin? İyi. Ne oldu, çok sıkıştırdılar mı seni? Ya yok bir şey, harlanma hemen. Ana. Ben itiraf edeceğim her şeyi. Yoksa senin başına ekşiyecek bunlar. Gidip diyeceğim babam olacak şerefsizi ben öldürdüm diye. Bana bak. Ahirette bile dillendirmeyeceksin bunu, anladın mı? Dirisinin musallat olduğu yetmemiş gibi şimdi de ölüsünü mü tebelleş edeceğim başımı? Ne var Oruz? Bozon'un adresini bulduk Kirve. İyi kardeş, Cihan'a uçurun konum hemen. Eyvallah. Sen neredesin? Marina'ya geleceğim mi? Ne oldu, hayırdır, bir durum mu var? Aslan yeni anlaşma yapmış kardeş. Bizi Marina'dan sepetleyeceklermiş. Ne diyorsun oğlum sen? Yanlış anlamış olmayasın Oruz. Yok abi, vallahi ofistekiler konuşurken duydum. Lan ne diyorsun oğlum sen? Nasıl yapar lan böyle bir şey? Kahpelik lan bu. Canından mı susadı lan bu aslan? Gel bence Kirve. Kapat kardeş, kapat, geliyorum ben. Dayıcığım sen şimdi bu işi bir gecede bağladın mı yani? Herif hisseleri kesin alıyor mu? Ben bağlamadım oğlum.
Yengem bağladı desem yeridir. Aslan! Hayırdır Bedri? Bir sıkıntın var. Sıkıntı büyük. Doğru mu duyduklarım? Ne doğru mu? Dünyanın düz olduğu mu, İlluminati mi? Ne doğru mu çocuk? Söyle bakayım bana. Sen mi geçiyorsun benden? Sen bizi ortaklıktan çırak mı çıkaracaksın? Ne ortaklığı, ne çırağı anlamadım ben ya. Ulan daha bir ayda verdiğinizin 1,5 katını almaya sen çırak mı diyorsun? Sözleşmedeki 24. maddeyi sen okusaydın şu anda bu pozisyona düşmezdin Bedri. Kontrat bunlar boş işler kral. Sen yanlış yaptın. Ama yanlış adama yanlış yaptın. Öğreneceksin. Yanlış yok. Sana yol var. İstanbul'un taşı toprağı altı derlerdi ya. Geldin, cebini de doldurdun. Hadi bakalım ikili Adana'ya. Kile, yürü. Anladın? Bak yarın kontratı imzalayacağız. İmzaladıktan sonra sizin paranızı da vereceğim. Bitti, konu kapandı. Akşama düğünde görüşür, vedalaşırız. Bedri. Hay Allah Allah ya. Avukat falan bir ihtiyacınız var mı? Ben araştırayım mı? Yok yavrum, Bedri hallediyor. Buldu bir avukat zaten. E ben dediydim. Bu Hülya çullanacak dediydim. Anam, kayfeler hazır. Heh, hadi gel içerim acı acı. Sen de cüdüklere ver haber tezelden. Canlarım, ne yapıyorsunuz bakayım? Oh. Kaya resim yapıyor ama ben de ödevlerimi yapıyorum. Oh, aferin size. Değil mi? Ödevlerimi bitirince öğretmenime yollayabilir miyiz? Belki götürürsün bile Zeyno'cuğum. Bizi okula almazlar ki. Sizi okula alacaklar. Ben bütün öğretmenlerinizle konuştum, hallettim. Yarın okula gidebilirsiniz. Gerçekten mi? Evet, bir yanlış anlaşılma var demiştim ya. Yanlış anlaşılmayı çözdüm. Yarın devam edebilirsiniz okulunuza. Duydun mu Kaya? Teşekkür ederiz, değil mi? Ay ne demek güzeli, ne demek. Ay Kayacığım da geldi. Ay 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 ay. Çocukları okula geri aldırdın diye onlara verdiğin zarar geçti mi sanıyorsun? Hiç düşünmüyorsun değil mi? Canlarım, rica etsem resminizi ve ödevinizi yukarıda yapabilir misiniz ha? Akşam beraber üstünden geçeriz, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Gel Kaya. Gel. Açık konuşalım mı? Bu da sizin başınızın altından çıktı değil mi? Sanki burada da sizin bir parmağınız var gibi hissediyorum nedense. Çocukları okuldan ben mi attırdım? Senin hayal dünyanı iyice paranoyak bir hal almaya başlamış. Ben senin için endişeleniyorum. Biliyor musunuz? Aynı şeyi bana babam da söyledi. Hem de aynı kelimeleri kullanarak. Aklın yolu bir. Ben içerideyim ama. Kahve için çok teşekkür ederim. İfadeni aldılar mı Nedret? Allah kurtarsın. Böyle mi diyorlardı? He ya. Öyle diyorlar. Ama şimdi asıl Allah seni kurtarsın. Adana'da hakkımda havadis topladığına göre artık huyumu suyumu biliyorsundur. Söyle Bedri. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun sen? Aslan mı? Ben düğün salonuna geçiyorum, buraya gel. Hadi. Hadi. Kızım ne diyorsun sen ya? Bayağı yatmışsınız siz. Ay olmadı diyorum Ezgi'ye, öyle bir şey olmadı. Olmadı demiyorsun. Hatırlamıyorum diyorsun.
Üzgünüm ama karşılıklı soyunup uyumadığınız kesin, ben sana söyleyeyim. Çözdünüz mü bari aranızdaki problemleri? Sadece bir gecelik ateşkes ilan etmiştik. Ateşi bir yerden kesip bir yerden harladık diyorsun ha? Ya Ezgi, uf ne kadar keyif aldın ya, hatırlamıyorum diyorum işte. Üf, tamam tamam kızma ya. Bu akşam düğünde hatırlarsın belki. Bak. Burada düğün demişken Yağmur nasıl, iyi mi? Bilmiyorum. İşten çıkmıştır, birazdan gelecek, ben de o zaman göreceğim. Selam söyle çok görünce. İyi. Haydi kaçtım ben de. İyi, ben de hazırlanayım bari. Bebeğim. Hı. Kocan olay. Git tadını çıkar. Ezgi. Hadi, hadi. Yürü. Hülya Hanım, İbrahim Bey gözlerini açtı. Ah nihayet. Allah'ıma şükür. Durumu nasıl? Henüz konuşamıyor. Hareketleri de kısıtlı. Doktoru sizinle görüşmek istediğini söyledi. Tamam tamam. Ben düğünden sonra geleceğim. Sen ayrılma oradan. Tamam mı? Bir şey olursa beni haberdar et. Tamam Hülya. Allah seni bize bağışladı abim benim. Ne oldu abi? Bir şey mi oldu abi? Bir şey mi istiyorsun abi? Su mu istiyorsun? Ne istiyorsun abi? Bir şey mi istiyorsun? Telefon mu abi, ne? Kalem, kağıt, ha? Bir şey mi yazacaksın abi? Buyur abi. Evet abi. Öz yeğenin Aslan Soykan. O yaptı. Aradığınız bozoya ulaşılamıyor. Tıpkı senin şerefine ulaşılamadığı gibi. Az daha taklaya girip konuşma. Bozo nerede? Ulan. Ulan Leyla be. Lan Leyla, Leyla. Senin kız kardeşin ha. Anladın mı? Hadi kendimi geçtim. Benim için kılını kıpırdatmazsın eyvallah. Kim için lan? Kim için? Bu adi, bu aşağılık Serap için mi? Doğru konuş, ağzını yüzünü. Tamam mı? Denedim oğlum ben. Uğraştım, beceremedim. Kız Nuh diyor, peygamber diyor ya, bir şey takmış bir şey işte. Takmış. Bilmiyorum ne olduğunu. Ben Leyla'ya zarar verecek bir şey yapar mıyım? Hadi oradan lan. O yüzden mi buraya bozoyu vurmaya geldin? Yok. Mektup yollamışsın yengene. Öyle hapislerde çürütürüm falan filan. İşte bak. Yine bir soykan, yine ailemi tehdit ediyor bitirmek. Kim senin ailen? Kim? Kim senin ailen? İlyas mı senin ailen? Serap mı senin ailen? Kim senin ailen? Ne var? Soykanlardan iyidir. Lan aşık olduğum kadını da mı elimden alacaksın? He? Bozo nerede Bozo? Mahkemede ifade veriyor şu anda. Kardeş. Serap içeri girerse... Elimde kalan son ihtimali de öyle. Bitirirsen. Ne olur mesela, beni mi vurursun? Yok, ben elimi kirletmem.
Çarşıda, pazarda 3 kuruşa bu işi yapacak bir sürü çocuk var. Abi. Bu işin başka hal çaresi kalmadı Salih. Bacısını kurtaracağım diye benim kızımı yaktı bu aslan denen soysuz. Ben de şimdi onu yakacağım. Leyla, haber geldi şimdi. Melek Koğuş'tan çıkmış, revire gidiyormuş. Eyvah, bir şey mi oldu? Yok, şimdi Melek iyiymiş. Ama her an bir şey olabilir. Nasıl çıkacağım ben buradan Perihan? Sonunda buluştuk demek ha. Ama sen biraz geç kaldın. Bak ben öldüm bile. Mecburen sen de biraz ölmüş sayılırsın artık. Sen ölünce ne olacak? Serap kızını sakladığı yerden çıkarıp hayatını mı bağışlayacak? Serap'ı da öğrendin demek. İyi. Güzel. Sen de beni tanırsın biraz böylece. Belki biraz da anlarsın. Bizim seninle çok derin ortak bir yaramız var biliyorsun değil mi? Çocuklarımız. İkimiz de çocuklarını korumak için çırpınan birer anneyiz aslında. Sen çocuklarını annenden korumaya çalışıyorsun. Ben bu yemin adaletsiz dünyasından. Anlıyor musun? O yüzden şimdi müsaadenle çocuğumu koruyabilmem için benim ölmem gerekiyor. Hayır. Ölmek zorunda değilsin. Bak. Ne bu? Aslan gönderdi. Artık patronun yok. Serap cezaevine girdi. Aslan annenle kızını sakladığı yeri de bulacak. Yani ölmene gerek yok. Aksine
yaşamana gerek var. Kızın için. Tabii sen hala ölmek istiyorsan karar senin. Tutuklandı şimdi yani ha? Baya baya bildiğin tutuklandı. Şimdi Meleğin kızını da annesini de bulmamız daha kolay. Ama bak şimdi bu mevzu bizim elimizi o kadar sağlamlaştırdı ki... bak gör Leyla'yı ilk duruşmada salıverecekler. İnşallah Aslan ya. İnşallah. Yalnız bunların bir tanesi İlyas, bir tanesi Cihan. Birinin biricik kızı, birinin belki de ilk aşkı. Öyle kolay olmayacak. Sana saldırabilirler. Sen merak etme, bırak saldırsınlar. Neleri varsa gelsinler üzerime. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakalar, merak etme. Aslan sen yine de dikkat et. Ya bana bak bana. Bugün o yüzler gülecek. Bugün ateşkes devam edecek. Bugün mutluluk günü. Bugün mutluyuz. Bakarsın geçen sefer bir otelde uyandığımız gibi yine ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde birbirimize böyle sarılmış uyanmışız. He? Aslan kapatıyorum, tamam hadi. Hadi geldiler. Tamam kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Gel Ekrem abi, gel. Gel. Hamat. Abiler. Hı. Dün gece için çok özür dilerim. Böyle biraz fazla içince apır sapır konuştum. Affedin. Gel lan gel. Gel lan gel. Gel damat efendi gel. Lan. Sizi romantik ayılar sizi. Al bakayım şu. Çok yakışıklısın. Ben mi? Evet. Kardeşim benim. Seni çok seviyorum. İyi günde kötü günde bak. Ne olursa olsun kayıtlar ve şartlar. Kardeş olarak yola başladık. Kardeş olarak bitireceğiz. Ne olursa olsun. Seni seviyorum çok. Gel. Ağlatma beni, düğün öncesi. Oğlum ağlamayacağımız tek gün bugün. Ağlamayacağımız tek gün varsa o gün de bugün, tamam mı? Hadi bakalım. Çal! Yağmur, ne yapıyorsun canım? Bir şey yapmıyorum. Tiguli, düğünün her anını paylaşmış da. Öyle ona bakıyordum, karşıma çıktı. Güzelim, istemiyorsan ben de gitmem, gerçekten. Gider bugün abla kardeş güzel vakit geçirir, sen ne dersin? Yok ablacığım, olur mu öyle şey? Hem çok güzel olmuşsun sen. Git tabii ya. Benim öyle karşıma çıktı diye bir anda baktım. Hem zaten artık kimse umurumda değil benim, merak etme. Keyfim yerinde yani. Boş ver. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Hey, maşallah. Anne, Yağmur sana emanet olur mu? Yalnız bırakma sakın. Tamam tamam, sen merak etme. Devin, hani ifade verdik ya şu soruşturma için. O ne zaman bir sonuca falan bağlanır? Hiç bilmiyorum ki anne. O yasal süreçlerle Çağrı Bey ilgileniyor. Sen merak etme ya. Kafana takma öyle şeyleri, boş ver. Yağmur sana emanet, ben çıkıyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa haberleşiriz. Ay canım benim, hadi evin. Bak
Ne olursun dikkat et ha. Bu manyakların her düğününde biri vuruluyor. Anne tövbe tövbe durduk yere. Allah Allah. Sen dikkat et yine de. Tamam. Anam nerede? İçeride abi. Bu aslan dinlerim benden çıkartacak beni ana. Vallahi çıkartacak bak. Ya nasıl oluyor böyle bir şey ya? Kendimi yedim yedim doyamadım ya. Ne yapmış? Sözleşmede açık varmış. Bir tane yatırımcı lavuk bulmuş. Yağlamış, ballamış, nasıl ettiyse bir şekilde ikna etmiş. Bizim verdiğimiz paranın 1,5 katını verip bizi göndereceklermiş. Bak hele. Bak hele, bak hele. Sen bak hele. Sırtımıza hançeri sapladı ama ben o hançeri alırım. Kimi neyi kanıtmam gerekiyorsa kanıtırım. Yok öyle, biz öyle. Dehleyemezler kolay kolay. Yok öyle olmuyor, öyle olmuyor. Artık Adana'ya bizim tabutumuz döner ha. Önümüzde duran da ezer geçeriz. Daha önce ezmedik. Düzgün düzgün tamam. Tamam Ekrem abi yılan oldun tamam hadi al kızı. Al hadi kızı. Alayım abi. Kapı açılmıyor. Allah Allah onu gelin evinde yapacaktın kızım. Aldık bir kızı çoktan. Aç kapıyı hadi. Of ya. Hadi bakalım. Çok güzelsiniz çok. Ha böyle düğünde keramet var derler. Bizde mi acaba? Tazelesek. İki bayram arası düğün olmaz Aslancığım. Ana. Pişman olmadın değil mi? Asla ve kat'a. Ben buraya yarım kalan hesaplarımı kapamaya geldim. Ben hesabımı kapamadan benim kaderimi çizmeye çalışan... kalemini kırar. Berhudar ol yavrum. Hayırlı olsun güzel kız. Hadi. Az konuşak. Hayatım, sen geç ben geliyorum olur mu? Sen bizi iskelede mi kovuyorsun? Kim? Ben mi? İskelede atmayı yok. Ortaklık bitti. Yani ben başlattım, ben bitirdim anladın? Arkamızdan kaçak niye dövüşüyorsun? Kaçak dövüşme de yok. Kaçak dövüşen senin oğlun. Ne yapmış oğlum? Hainlik. Tıpkı senin bize yaptığın gibi. Anladın? 2 gün önce ailece beraber hep birlikte izlediğimiz haberleri hatırlıyorsun değil mi? Bak Hasan'ım. Allah'ın hakkı üçtür. Sen de anan da bütün haklarınızı doldurdunuz. Ne oluyormuş bakayım bu haklar dolunca? Anlat hele bir. Hak Allah. Ne olacağını o bilir. Sen şimdi bizi iskeleden kovuyorsun ya. Öyle olmuyor. Bir kimdeyse Süleyman olur.
İskelenin de Süleyman'ı benim oğlumdur. Bu mu? Bu çocuk mühür taşıyamaz. Bu daha adam değil. Bu. Ya seni var ya bak. Lan boşuna rüzgar yapma bak. Seni ananın yanında ayağımın altına alırım ha. El hareketi falan yapma. Bak Adana'ya döndüğün zaman da söyleyeyim ben sana. Buna bak kürdanını teslim etme ha. Ayağa takılıp üstüne düşer kendine batırır ha. Dikkat et bak üzülürsün sonra. Bu daha adam değil. Seni rüzgar gülü seni. Edeceğim şey. Dur, girme içeri. Ya bırak çekil, bana tebrik bak. Edeceğim diyorum. Laf dinle, girme ya, içeri. Ya bir tebrik edeceğim diyorum ya. Yürü. Ya çekil, bırak ya. Kaptağım der mi? Gireceğim şimdi içeri. Konuştuğumuz gibi ipini çekeceğim. Yalnız ortalık biraz karışacak. Thank you.
Sen beni sen unutmuş gibisin. Ben hala deliyim, hala sevdalı. Yaktığım ateşi söndüremedim. Dün gece çok güzel. Ya hiçbir şey hatırlamıyorum demiştim. Sen de buna inandın mı? Havuzun başındaydık. Sonra ufak ufak sen bana yürümeye başladın. Yalan yok. Bizde neyse o. Aslan tamam. Yakışıklı adammışım. Doğru, doğru söylemişim en azından. İyi bir şey bu. Sonra şeyi sordum. Sen bu kadar aşk acısı çekerken dedin, ne ara yaptın bu vücudu? Bak tespit gibi tespit. Bu da doğru, çok doğru hem de. Sonra sana böyle yanaştım. Böyle. Elim elinde. Sonra ellerin boynunda. Sonra ellerin tutaklarında. Of tamam. Yeter. Öyle yaklaştım. Sonra seni öpmeye başladım. Aslan işkence gibi olmaya başladı. Tamam yeter. Sonra odamıza çıktık. Ya. Baş başa. Sen. Ben baş başa. Tamam anladım. Hiç mi hatırlamıyorsun bir şey? Çok sarhoştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum valla. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen her şeyi hatırlıyorsun. Sen her şeyi hatırlıyorsun. Sen bizi de hatırlıyorsun. Sen benden sen vazgeçmiş gibisin. Ben hala tutkunum. Yaktığım ateşi söndüremedim. Sen hala çılgınsın, hala belalı. Ah, hala belalı. Gerçekler yalana dönebilir mi? Ne olur bir tanem anla halimi. Ben hala delim, hala sevda. Ben hala delim, hala sevdalım. Ben sevdalım, sen belalım.
Aslan. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hatırlıyorum. En başından beri hatırlıyorum. Aslan. Bana bak. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Odadayım. Seni bekliyorum. Aslan! Aslan!